Eşim dışişleri mensuplarından idi. Bilindiği üzere birçok büyükelçimiz, dışişleri görevlisi bu olaylarda kaybettiklerimiz arasında. Eşim de Avustralya'nın Sydney kentinde başkonsolostu. Ve 1980 yılı 17 Aralık'ında ne yazık ki bu menfur olay oldu. O gün işine gitmek üzere evden çıkarken, bu olay benim önümde yaşandığı için biliyorum. Arkadan iki kişi bir motosikletle geldi. Eşim arabasını manevra yapmak istiyordu. Hatta onlara yol verdi. Onlar da bir an durdular. Daha sonra harekete geçtiler. Önce eşime, sonra koruması Engin Sever'e ateş ettiler. Her ikisini de bu olayda kaybettik. Çok şanslıyım bir yerde, çünkü kızım da gidebilirdi o sırada. Ama okul tatiliydi. Onun için kızımı kurtardık. Avustralya hükümeti bu hadise hakkı karşısında son derece şaşkındı. Çünkü Avustralya'da ilk defa böyle bir olay oluyordu. Ne yapacaklarını bilemiyorlardı gerçekten. Bütün önlemlerini daha sonra aldılar. March 1981. Asala and Paris again. Reşat Moralı, Turkey's labor attaché and religious functionary Tecelli Arı, lost their lives in a horrible attack. On June the 9th, 1981, Mehmet Savaş Yerguz, the director of the Turkish consulate in Geneva, was killed by the Asala militant Mardivos Jamgochian. On September 24, 1981, staff of the Paris embassy were chosen as a target once again. This time, in contrast to the other actions, four Armenian terrorists of Lebanon origin killed one security officer and wounded others at the embassy and took 56 employees hostage. 1,5 saat can çekişti. O arada çok birçok defalar rica ettik, ne olur dedik. İçerideki arkadaşla mahiyette konsolos Kaya İnal Bey'le Cemal Özen arkadaşımızı dışarıya çıkaralım. Adam dinlemedi, yani yok dedi, biz de yaralıyız dedi. Ama dedik sizin yaranız daha hafif, onlar bak daha kan kaybediyor. Sonra Cemal Özen bir gün evvel, iki gün evvel bir çocuğu oldu. Yani onun durumu daha değişik. Lütfen bırakalım ne olur falan, yani yalvarma konusu şeklindeydi konuşmalarımız. Hayır dediler, biz de yaralıyız dediler. Hep beraber kalacağız burada dediler. On January 28, 1982, the place Armenians had chosen for their action was Los Angeles once again. Kemal Arakan, our consul general, was ferociously murdered by two Armenian terrorists. 1981'de Kemal Arakan, başkonsolosumuz, öldürüldü. Bu olay şöyle oldu esas itibariyle. Ben Amerika'da bir görev gezisine çıktım. San Francisco'ya gittim. San Francisco'ya gittiğim zaman otelin önünde büyük bir konuşma yaptım. Oradaki Commonwealth otelinde. Tabii Ermeniler doldurdular o oteli. İlk defa bir Türk büyükelçisi gitmiş orada. Tabiatıyla konuşmamızın konusu da yine konularından bir tanesi de sadece Türk-Amerikan ilişkileri değil. Aynı zamanda Ermeni konusuydu. O konuda sorular sordular. Fakat otelin önünde devamlı olarak nümayişler oldu ve bir tehdit telefonları aldık. Aynı zamanda pankartlar da gezdirdiler. Eğer Los Angeles'e giderseniz, Los Angeles'e, o zaman sizin oradaki büyük elçiliğinizi biz bombalarız dediler. Tehdit ettiler. Fakat biz gittik tabiatıyla Los Angeles'e. Los Angeles'e gitmemizden bir gün önce mi, iki gün önce de galiba bir bomba patlattılar ve bizim oradaki başkonsolosluğumuza bir hasar verdiler. İşte bütün bunlardan sonra, bir süre sonra da Kemal Arıkan maalesef şehit edildi.
Sayın Kemal Arıkan bizim Los Angeles başkonsolosumuzdu. Kendisiyle birkaç defa görüşmüşlüğüm var. 1982 senesinde Ocak ayında, Ocağın 27'de 28'i öyle bir şey, kendisinin vurularak öldürüldüğü haberini aldık. Tabii bu bizi şoka soktu. Hemen o sırada araba kullanıyordum, hemen benzinci istasyonuna girdim ve bir aklıma gelen ilk televizyon istasyonunu aradım. Kendimi tanıttım, dedim ki bu konuda ben de konuşmak istiyorum. Hep Ermenilerle konuşuyorsunuz, dinledim, gördüm sizleri. Mümkünse ben de konuşayım. Bana dediler ki kimsiniz? Sadece adımı söyledim. Dediler bir yerin başkanı falan mısınız? Hayır. O zaman dediler olmaz. Yani bir şahsiyetiniz olması lazım. In spite of all the lives they had taken, the rancor and hatred of Armenians was not about to stop. Asala was carrying on its terrorist actions as before, and this time their victim was Orhan Gunduz, our honorary consul general in Boston. Polis bu Ermeni teröristi yakaladı. Yakaladı havaalanında kaçmaya çalışırken. San Francisco'ya bir uçakla gidecekti. Yakaladı ve derhal hapse attı ve $1.5 million burada bail koydu. Yani $1.5 million çek olarak veya bunun onda birini keş olarak yatırmadan bu kişiyi hapisten çıkaramazlardı mahkeme öncesi. Bildiğimiz ve duyduğumuz kadarıyla anında o gece San Francisco'daki Ermeni kilisesinde bir toplantı yapıldı. $200 bin aşkın para toplandı ve bir bail parası yani rehine parası olarak Massachusetts'e iletildi ve adam serbest bırakıldı. Fakat polis takibindeydi. Polisi atlatarak o gece ortadan kayboldu.